Merhaba arkadaşlar. Beşinci videomuzdayız atomun kuantum modelinde ve kuantum sayılarıyla ilgili örnek e, uygulamalar yapacağız birlikte. Dolayısıyla siz kuantum sayılarıyla ilgili ne tür örnekler göreceksiniz ve bunları nasıl e, uygulayacaksınız bunları öğreneceksiniz. İlk örneğimizle başlayalım. Aşağıda verilen alt katmanlara karşılık gelen kuantum sayılarını, 3 kuantum sayısını yazacağız. Pekala. Bir kere orbitalin gösteriminde. İlk yazdığımız değer bize enerji seviyesini yani baş kuantum sayısını verir. 3 S dediğimizde orbitalin türünü belirtir ki orbitalin türü L ile gösterdiğimiz, açısal momentum kuantum sayısıyla gösterdiğimiz değerdi. Bunu unutmayınız. 0, 1, 2 ve 3. Burada S ile başlar. Bazen karıştırılıyor. 1 ile başlıyormuş gibi. Aman dikkat ediniz. S'ye karşılık gelen L değerimiz 0'dır. Manyetik kuantum sayısının alabileceği değerler ise eksi L'den artı L'ye kadardı. Şunu bir düzelteyim sevgili arkadaşlar. Şöyle 0 artı L. Dolayısıyla burada tek bir değer alabilir. O da 0'dır. 2P dediğimizde enerji seviyesi 2 olduğuna göre baş kuantum sayısı 2. P'ye denk gelen şunu bir kere de şöyle göstermek istiyorum size. Şu değer baş kuantum sayısını şu da açısal momentum kuantum sayısını gösteriyor. P'ye denk gelen değerimiz 1. Burada eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere manyetik kuantum sayıları bulunabilir. Çünkü 3 tane orbital vardır P'de. 4D dediğimizde enerji seviyesi yani baş kuantum sayısı 4. D'ye denk gelen açısal momentum kuantum sayımız 2. Manyetik kuantum sayısının alabileceği değerler 5 tane orbiteli vardı. Eksi 2'den artı 2'ye kadar. 5F baş kuantum sayısı 5. Açısal momentum kuantum sayısı 3. 7 değer alabilir. Bu değerler eksi 3 ile başlar. Artı 3'e kadardır. Hop şöyle. 6P baş kuantum sayısı 6. P'ye denk gelen açısal momentum kuantum sayısı 1. Eksi 1, 0, artı 1 manyetik kuantum sayılarıdır. 7S'de baş kuantum sayısı 7, 0 ve 0 olacaktır. Bunlar sorumuzun yanıtları arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. N eşit 4'te yani 4. enerji seviyesinde L kaç farklı değer alabilir? Bir kere L'nin alabileceği değerler sıfırdan başlayıp n eksi 1'e kadar olduğuna göre burada n eşit 4 iken l'nin alabileceği değerler 0, 1, 2 ve 3 olabilir. n eksi 1 3'e denk geldiği için. B'ye baktık. n eşit 3, l eşit 2'de m l kaç değer alabilir ve bu değerler hangileridir? Öncelikle m l'yi biz L'ye bağlı olarak, orbital türüne bağlı olarak buluyoruz. Dolayısıyla bu enerji seviyesinden bağımsızdır. Gördüğünüzde sizi şaşırtmasın. Ve M ile 2L artı 1 farklı değer alabilir. Kaç orbital, kaç tane orbital olduğunu gösteriyordu. Alabilir. Ve bu değerler eksi L'den artı L'ye kadardı. O zaman ne diyeceğiz biz sorumuzun yanıtına? L değer 2 olduğuna göre 2 çarpı 2 artı 1'den 5 değer alabiliyor. Ve bu değerler eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerleridir. C'ye baktık. N eşit 3 ve M'le eşit eksi 1 olan orbital için L'nin hangi değerleri alabileceğini söylüyor. Şimdi en eşit 3'te L'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2'dir. Bakınız az önce şurada yapmıştık zaten. n eksi 1'e kadar değer alabiliyor. Yani bu ne demektir? En eşit 3'te 3 S orbitali var. 3 P orbitali var. 3 D orbitali var. S'de bir tane, P'de üç tane, D'de beş tane orbitalimiz vardı. Ve bu orbitallerin, hatta 2L artı 1 de buluyoruz. ML değerleri, 0, eksi 1, 0, artı 1, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olabiliyor. Şimdi bize demiş ki, eksi 1 olan hangi değerlere sahip olabilir? Bakın şurada da eksi 1 olan var. Şurada da eksi 1 olan var. Demek ki bu durumda L'nin alabileceği değerler P türü ve D türünden 1 ve 2 olabilir. 1 ve 2 değerlerini alabilir. Burada eksi 1 olmadığı için bunu hesaba katmıyoruz. Üçüncü örneğimiz. Aşağıda verilen kuantum sayılarının hangi alt katmanlara denk geldiğini yazınız diyor. Şimdi üçüncü enerji seviyesinde L'si 2 ise bu D türü orbitali tanımlar. O zaman bu bize 3D alt katmanını ya da 3D türü orbitali tanımlıyor. Beşinci enerji seviyesi L'si 1. L'nin 1 olması P türü orbitaldir. Demek ki bu 5 P orbitalini tanımlıyor. Yani yazarken ilk önce enerji seviyesini N değerini sonra L'ye denk gelen harfi yazıyoruz. 4'te L3 demiş bu F'ye denk gelir. O zaman bu 4F alt katmanıdır. N eşit 2, L eşit 0 ise bu S'ye denk geliyor. Demek ki burada da 2S alt katmanını bize tanımlıyor demektir. Dördüncü sorumuz. A da der ki 4. enerji seviyesinde bulunan toplam orbital sayısı kaçtır? Bir kere en eşit 4 iken L'nin alabileceği değerler n 1'e kadar olduğu için 0, 1, 2 ve 3'tür. Yani 4s, 4p, 4d ve 4f orbitalleri bulunabiliyor 4. enerji seviyesinde. S'de 1, P'de 3 yuvarlakla gösterdim aslında kare de oluyordu. Yuvarlak daha kolay çiziyor arkadaşlar. D'de 5, F'de de 3, 4, 5, 6, 7 tane orbitalimiz var. Yani 1, 3, 5 ve 7. Bunları topladığımızda toplam 16 tane orbital bulunabiliyor. Şimdi ilk 4 enerji seviyesi düzenli gider. Yani birinci enerji seviyesinde bir S vardır. İkincide S ve P vardır. Üçüncüde S, P ve D vardır. Dördüncü enerji seviyesinde ops, 4S, 4P, 4Z ve 4F vardır. Bundan sonrakiler 118 elementten yeni elementler bulunduğunda GH diye yeni orbital türleri de gelebilir. N değeri 4'ten küçük ya da eşitse Bakın burada bir tane orbital bulunur. S'den gelen. Burada 1 3 daha 4 orbital bulunur. Şurada 1 3 5 9 orbital bulunur. Bunda da 16 olduğunu söylemiştik. Yani n kare bize orbital sayısını veriyor diyebiliriz. Tabii ki bunu ezberden bilmenize gerek yok. Siz bunu çıkartabilirsiniz ama olur da sorularda görürseniz enerji düzeyinin karesini aldığımızda bize orbital sayısını veriyor. 1'de 1, 2'de 4, 3'te 9, 4'te 16 olduğu için. B seçeneğinde der ki 3. enerji seviyesinde en fazla kaç elektron bulunabilir? Şimdi en eşit üçgen l'nin alabileceği değerler 0, 1 ve 2'dir. Yani 3s 3p ve 3d orbitalleri bulunabilir. S'de 1 tane, P'de 3 tane, D'de de 5 tane orbital vardı. Şimdi biz spin kuantum sayısını yaparken demiştik ki her orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir. O zaman şurada 2 elektron, burada 2 4 6 şurada 2 4 6, 8 ve 10 elektron. Yani toplam hop, 18 elektron bulunabildi. Yanıtımız bu olur. Tabi şunu yapabiliriz. Bakın n eşit 1 iken n kare bize orbital sayısını vermişti 1. n eşit 2 iken 4 orbital vardı. n eşit 3 de 9 orbital vardı. n eşit 4 de 16 tane orbital vardı. Bunlar orbital sayısı her orbitalde 2 tane elektron bulunduğuna göre 2n karede bize maksimum elektron sayısını verecektir. İlk 4 enerji düzeyi için yani 2 elektron maksimum, 8 elektron, 18 elektron ve maksimum 32 elektron bulunabilir diyeceğiz. Tabi yine bunu n 4 ya da 4'ten küçük olduğu durumda söyleyeceğiz. Hatta bunları gösterirken de şunu yapacağız. S'de en fazla 2 elektron bulunabildiği için 2S2 diye göstereceğiz. En fazla 6 elektron var 2P6. En fazla 10 elektron var 3D10 gibi bu elektron sayılarını da orbital türlerinin tepesinde gösteriyor olacağız sonraki videolarımızda. Kuantum sayılarıyla ilgili örnekler yaptık. Bundan sonraki iki videoda da devam edeceğiz. Görüşmek üzere.